Değerli izleyenler, burası önemli. Özel yayınımıza karşınızdayız her salı olduğu gibi. Bugün hükümetin bir diğer ortağı Yeniden Doğuş Partisi'ni konuşacağız. Yeniden Doğuş Partisi biraz yüksek tansiyonlu bir genel kurul kurultayı atlattı bir kez daha. Ve genel başkanı seçilmesiyle birlikte bu pazarda varmış oldukları mutabakat gereği Milletin Partisi ile birleştiler ve Yeniden Doğuş Partisi bayrağı flaması altında, rozeti altında siyasi hayata devam edecekler. Bu birleşimin önemli faktörlerinden biri Milletin Partisi Genel Başkanı başkanı iken, şimdi şu anda Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcülüğü görevini üstlenen Sayın Bertan Zaroğlu canlı yayın konuğumuz olacak. Ve Bertan Bey ile tabii ki YDP'deki yeni dönemi, YDP'nin yeni dönemini konuşmaya çalışacağız. Açıkçası merak ettiğimiz pek çok unsur var. Özellikle ben geçtiğimiz kendisini başka bir yayında da dinledim. Yani mesela Talip Atalay boyutu, Talip Atalay konusu ne olur ne bitecek, nasıl bir formül edilecek? Talip Hoca ayrılacak mı? Tabii ki bunu ona da soracağız önümüzdeki süreçte. Şimdi birazcık anladığımız kadarıyla biraz dinleniyor, biraz da sessizliğe bürünmek istiyor. Ama dün akşam Turan Büyük Yılmaz başka bir kanalda biraz kendisini dinleme fırsatı buldum. Bir dörtlü kareden bahsediyor YDP'lilerin çoğu artık. Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu, Turan Büyük Yılmaz ve Talip Atalay dörtlüsünün bir araya geldiğinde ciddi bir potansiyel olduğundan söz ediyorlar. Hepsini konuşacağız. Tekrar edelim. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcülüğü görevini üstlenen Sayın Bertan Zaroğlu canlı yayın konumuz. Bertan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız görmeyeli? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler? Sağ olun. Şimdi tabii ki bu birleşim, bu oluşum bir dönem önce bir uzun süredir tartışılıyor. Ancak tabii teslim edilen bir nokta var ki sizin Yeniden Doğuş Partisi'nin kurulmasındaki üstlenmiş olduğunuz rol. Bunu herkes teslim ediyor. Siz Milletin Partisi'ni kurup başka bir siyasi çalışma içine girseniz de yani Yeniden Doğuş Partisi'nin rozetini belki çıkaramamışsınız. Yani bunu hep bu algıda vardı. Siz bu birleşimi siyasete kakadeceğini ne katacağını düşünürsünüz Bertan Bey? Evet, öncelikle bu fırsat için çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra birlikte bir program yapıyoruz. Tüm halkımıza da hayırlı bir gün diliyorum. Tabii ben şahsen uzun bir süredir aynı konudan dem vuruyorum sürekli. Yani ülkedeki ekonomik krizden, ülkedeki kurum ve kuruluşlardaki yaşanan sıkıntılardan, ülkedeki yaşanan birçok skandaldan kurtulabilmenin yegane gerçek yolunun ülkenin siyasi istikrara kavuşması olduğunu her zaman ifade ediyorum. Evet. Bu ifademin yanında bu siyasi istikrara nasıl kavuşabiliriz'i de izah ediyorum. Yani belirli adımlarla, işte ülkedeki seçim sisteminin değişmesiyle, efendim seçim barajının arttırılmasıyla, bilare durumda herhangi bir kimsenin demokrasiden darbe görmemesi adına seçim ittifaklarının yolunun açılmasıyla bu ülke bir sistem değişikliğine birkaç taş dizmiş olur diye ifade ediyorum. Ve bunun da siyasi istikrarı sağlayacağını düşündüğümü söylüyorum. Şimdi bütün bunları savunan, uzun bir süredir bu açılımı ifade eden birisi olarak aslında bu birleşmenin de ülkeye ne faydası olacağını çok çok uzun bir süredir ifade etmiş oluyorum. Bugün de tekrar ediyorum bunları. Yani bu birleşmenin ülkedeki siyasi istikrarsızlık adına en azından örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu birliktelik neticesinde ortaya çıkacak olan bugün belki de bir grup daha oluşturulabilecek siyasi bir partinin varlığından işaret ederek bunları ifade ediyorum. Dolayısıyla bu adımların başta ülkemize, yani bu birlikteliğin başta ülkemize, daha sonra partililerimize
faydalı olacağına net olarak yürekten inanıyorum zaten. Şimdi ben baş... Bu arada sesim kısık olduğu için özür dilerim yani ondan dolayı. Estağfurullah. Bir şey yok. Kendinizi gayet iyi ifade edebiliyorsunuz. Şimdi bir sorun olursa ara veririz. Bertan Bey, benim başında da söylediğim cümlemin girişince bu noktada belki programın ilerleyen dakikalarda sorgulamak daha kurgusal anlamda olur ama başından soralım. Talip Atalay'la ilgili yani Talip Hoca'yı biz bu resimde nerede göreceğiz şu anda? Nerede görmemiz gerekiyor? Yani Talip Hocam değerli bir insan, iyi bir insan. Siyasette belki bize göre biraz daha yeni. Dolayısıyla bazı adımlarda o siyasi acemiliği yaşadığını net ifade edebilirim. Nitekim ben bu televizyon ekranlarından, yine bu stüdyodan kendisine çağrı yapmıştım zaten. Çünkü önümüzdeki süreçte de bu partide başarılı olacağına inandığım, toparlayıcı olması gereken unsurlardan bir tanesi olduğunu gördüğüm için, bunu beraber yapabileceğimizi evvelden görebildiğim için kendisine teklifte bulunmuştum. Evet. Çünkü aynı süreci yaşayan, daha bir profesyonel bir süreç yaşadık. Bizim seçim süreci biraz daha hararetliydi, daha kalabalıktı, daha aksiyonlu geçmişti aslında bizim yarışımız. Onun akabindeki yaşananları tecrübe etmiş birisi olarak bugün Talip Hoca'nın ve onun yanındaki o değerli arkadaşların bu durumları yaşamamasını istediğim için, arzu ettiğim için burada teklifte bulunmuştum. Hı. Nitekim yani Talip Hocam demokrasi deyip demokratik hakkını kullanmak istedi ve aday oldu. Bu pekala da normal bir şey. Buna da kimse hiçbir şey söyleyemez. Nitekim geldiğimiz durumda bu seçim yaşandı, oldu, bitti. Artık bu saatten sonra doğru adımları atmak gerekiyor. Ben de bir seçim ertesinde sorun ve sıkıntılar yaşamış birisi olarak, evet, bunu tecrübe etmiş birisi olarak burada tüm bu tecrübelerimi Talip Hocam'a da, onun yanındaki arkadaşlara da yansıtmak arzusundayım. Bunu çok net ifade ediyorum. Çünkü Talip Hocam'la beraber bu parti daha da güçlü olacaktır. Onun arkadaşlarıyla beraber daha da güçlü olacaktır. Ortada yaşanmış bir seçim var elbette. Seçimlerde insanlar birbirlerine bazen sınırları aşan cümleler kullanmış olabilirler. Bunlar yaşandı ama Sayın Genel Başkan çıktı, dedi ki ben bu konuyu unuttum, burada kapattım dedi. Ve o kurultayın yapıldığı salonda bunu söyledi. Bitti dedi artık. Ancak süreç içerisindeki bazı cümleler belli odaklar tarafından kaşınıyor. Yani bir yara olduğu tespit edildiği için kaşınıyor. Yani Sayın Genel Başkan'ın işte ithamda bulunduğunu ifade ediyorlar ve Talip Hocam'ı da onun yanındaki o ekibi de tahrik etmek istiyorlar. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Yani bugün çok ilginç bir şey var. Ben basında özellikle hani bunu kaşıyan ya da sosyal medyada kaşıyanların olduğunu gördüğüm için söylüyorum. Bugün paylaşılanlar, yani Erhan Bey'in söylediği iddia edilen şeyler, Erhan Bey'in, Sayın Genel Başkan'ın seçim esnasında yapmış olduğu konuşmayı dinleyerek ne kadar asılsız ve gerçek dışı olduğunu anlayabilirler. Yani kurultay konuşması bir dinlensin yani. Sadece bunu istiyorum. Yani kurultay konuşması dinlendiği takdirde orada aslında birilerini kırıcı, efendim birilerine iddia edilen, isnat edilen bir durum değil. Başka odakların bu parti içerisindeki birlik ve beraberliği bozma adına bir arzusunun olduğu ifade ediliyor. Ama dediğim gibi yani olan oldu, biten bitti. Bu saatten sonra bu partiye en doğru noktaya, en hak ettiği noktaya taşımak lazım. Bunu ülke için yapmak lazım. Daha sonra parti için yapmak lazım. Daha sonra da kendimiz için yapmamız lazım. Fiili olarak yani, yani geri duruyor Talip Hoca ama yani şu anda görünmüyor. Siz çağrı yapıyorsunuz yani birlikte yürüme çağrısı yapıyorsunuz ama bir ses de vermiyor. Yani kısa dönemde bir beklentiniz var mı? Bir reaksiyon, farklı bir reaksiyon? Yani şunu söylemiştim ben, yine bir televizyon programında ifade etmiştim. Kazanan bırakın biraz kazanma, evet, sevincini yaşasın. Kaybeden de biraz bunun üzüntüsünü yaşasın. Yani bu süreç geçecek. Yani elbette ki yani insanlar oturup
kazanırken nerede eksiklerim vardı? Benim rakibim işte bu kadar oy aldı. Ben neden bu kadar aldım? Bir muhasebesini yapsın. Bir onun o yorgunluğun, atlattığı yorgunluğun bir keyfini çıkartsın. Kaybeden de neden kaybettim, işte neden böyle olduğunu bir muhasebesini yapsın. Biraz da üzüntüsünü yaşasın. Evet. Bu sebeple yani elbette fırsat vermek lazım. Talip Hocam da oturup bunların fırsatını yapabilecek bir kişidir. Bu partiye de önümüzdeki süreçte sırt sırta vereceğiz biz. Beraber hareket edeceğiz. Bu partiyi dediğim gibi hak ettiği noktaya hep beraber getireceğiz. Tabii Erhan Başkan'la kurultay atmosferi nedeniyle biraz daha sert karşılıklı tartışmalar, sosyal medya üstünden ailelerin müdahil olduğu çeşitli diyaloglar oldu. Siz geçtiğimiz günkü yayınınızı biraz dinledim. Yani siz Talip Atay'la birazcık nüansınız olduğunu çekinmediniz, bunu söylediniz. Ama siz tabii daha kendinizi daha soft ifadelerle ifade edebiliyorken daha olaya politik Erhan Başkan biraz daha farklı girdi. Bu anlamda sizin bu konuda bir köprü kurucu rol alma durumunuz olacak mıdır? Elbette ki şöyle. Sanki de size farklı bir anlam da yükleniyor burada. Ben sonuçta bu olayı yaşayan iki kişi, yani bu kurultay yaşayan iki kişi bu partinin iki milletvekili. Evet. Bir genel başkanı, biri milletvekili. Ve bir yarışa girildi. Elbette burada arada benim her zaman ifade ettiğim bir gerçek vardı. Erhan Bey'le geçmiş süreçte Sayın Genel Başkanımızla yaşadığımız problemlerde bizde hep taraflar vardı. Yani Erhan Bey'in tarafı vardı, Bertan Zaroğlu'nun tarafı vardı. Hmm. Ortada ağabeylik yapacak, bu işi toparlayacak, düzenleyecek, efendim burada arabulucu olacak birileri olmadı. Bu adımı kimse atmadı. Dolayısıyla bundan da parti kaybetti. Bugün burada sevgili Turan Büyük Yılmaz var. Yani bu işe ağabeylik yapacak. Bu işe kardeşlik yapacak. Bu köprü vazifesini, görevini üstlenecek. Bu mücadelenin içinde bulunacak bir Bertan Zaroğlu var. Dolayısıyla yani elbette ki bizim görevimiz bu. Bizler Talip Hocam'la, Sayın Genel Başkan zaten bu konuda tüm iyi niyetini ortaya koyup elini uzatıyor ve diyor ki yani bu konu kapanmıştır, kurultay artık bitmiştir, millet birbirine ağır sözler söylemiştir, bunların hepsi unutulmuştur, bunu toprağın altına gömdük. Evet. Bitti yani. Ama bizler de elbette hani en azından bunun tecrübesini, ben şahsen kendi adıma söylüyorum, bu işin tecrübesini yaşamış birisi olarak ifade ediyorum. Bunları yaşadım, ben bu süreçten geçtim yani. Biliyorum. Ne olduğunu, nereye geleceğini, neler olabileceğini biliyorum yani. Dolayısıyla bildiğim bir şeyi de elbette ki Talip Hocam'la da, onun arkadaşlarıyla da konuşacağım. O köprü vazifesini göreceğim. Ama dediğim gibi sadece ben değil, burada sevgili Turan Büyük Yılmaz da var. Çok büyük bir efor sarf ediyor da. Onun da bir mücadelesi var. Mutlaka. İnanın bizde mesela parti içerisinde genç arkadaşlarımız var mesela. Belki de bu makamlara önümüzdeki süreç içerisinde onlar gelecekler. Yani o genç arkadaşlarımızın da ben aslında bir Erşah Sabit Yılmaz'ın ne kadar fedakar olduğunu, yapıcı olmaya çalıştığını görüyorum parti içerisinde. Bu beni memnun ediyor yani. Böyle isimlerin artmasını da ümit ediyorum ben. Birazcık es verelim. Yorumları size gelen yorumları okuyalım. Hasan Yapıcı başarılar diliyorum diyor. Deren Okçen'e iyi günler Sayın Başkanım, iyi yayınlar dilerim. Okan Erdem, siz iyi yayınlar diliyorum. Murat Sevinmer, iyi yayınlar Sayın Başkanım. Hasan Yapıcı, Sayın Başkanım yolun yolundur. İyi yayınlar dilerim Başkanım. Herkes size Başkan diyor. Elizu Bey de Şahin, kolay geçsin, hayırlı yayınlar. Ayşe Sezaroğlu, yayınlar diliyorum. Hakan Doğrucu, yayınlar diliyorum. Okan Erdem, siz yine aynı. Gökhan Saraç, iyi yayınlar dilerim Bertan kardeşimize. Şükrü Toprak, iyi yayınlar Bertan Bey. Celal Belioğlu, iyi yayınlar, başarılar. Şeref Yoksul, hayırlı yayınlar Sayın Vekilim. Cuma Daş Yürek, Sayın Başkan hayırlı yayınlar diyorum. Canan Arıklı, iyi yayınlar Başkanım diyor. Mehmet Kaya, hayırlı yayınlar Reis diyor. İsmail Eker, kolay geçsin İsmail Eker. Ahmet Dinçer, Hasan Yapıcı, YDP ile yarınlarınız daha güzel olacak mesajı var. Bayramak, iyi yayınlar Reis. Vay tertibim Ferhat Bardakçıoğlu, tertibimle ben Kutay Bey Başkan Yardımcınız Bertan Bey, hayırlı yayınlar diyorum. Teşekkürler sevgili Ferhat, uzun zamanda görüşmedik. Tolga Zaroğlu, yayına diliyorum. Serhat Zaroğlu, yayına dilerim.
Sinan Tuğan Temir siyaset yarışı ne olursa olsun mutlaka yarışın vermiş olduğu azim, çaba ve heyecan dolayısıyla mutlaka ki kırıcı sözleri ağızlarına çıkmış olabilir. Önemli olan bundan sonraki tutumlardır. HDP bir yükseliş yakaladı ve bu yükseliş son hız devam edecektir. Teoman Düzce, sevgili Teoman selamlar, iyi yayınlar sayın vekilim. Aykut Günel, hayırlı yayınlar. Ali Zak Koyun, Duramakoğlu, Ömer Ali şey Birleşik, iyi yayınlar sayın başkan diye Ayşe Hanım bize selamlarınız. YDP'li konuklar aldığımız zaman böyle bir dinamizm var. Bu zaman zaman çok sert tartışmalar karşılıklı burada dönse de. Bu bir sanırım biraz aidiyet duygusuyla ilgili bir duygu. Ve bu çoğu siyasi parti içerisinde zaman zaman kaybolan YDP'de biraz daha farklı bir durum var. Sayın Meyre sorayım, hedef nedir bundan sonrası için sayın? Yani yeniden Doğuş Partisi'nin hedefi bu ülkede birinci parti olmaktır. Ben geçen gün parti tüzük kurultayında nezaket gösterdiler birleşim esnasında konuşma aldıydım. Orada da şunu ifade ettim. Evet, bugün bu ülkede herkes siyaset konuşmayı çok seviyor. Evet. Çok net. Bugün nereye giderseniz gidin sabahtan akşama kadar uğradığınız tamircide de ustada da bunu konuşuyorsunuz. Kahvehaneye girdiğinizde de bunu konuşuyorsunuz. Yolda birisiyle karşılaştığınızda da bunu konuşuyorsunuz. Siyaset. Biz siyaseti çok iyi bilen bir halkız. Bugün nereye giderseniz gidin, hangi Kıbrıslı Türk'le oturup sohbet ederseniz edin, bu son dönemde yaşanan hakikatleri topladıklarında, bu birlik ve beraberlikten kaynaklı yeniden Doğuş Partisi'nin 7-8 milletvekili çıkartacağı konuşuluyor. Evet, bu şu anda mevcut hali yeniden Doğuş Partisi'nin bu birlik ve beraberlikle yaşadığı kurultaydaki o dinamizmin yansımasıyla bu iki siyasi partinin birleşimiyle büyümesiyle evet bunlar bugün konuşuluyor ama herkesin unuttuğu bir nokta var. Daha seçime uzun bir vakit var ve bu kar topu giderek büyüyecek. Hedef sorduğunuz şeyin cevabı elbette bu ülkede birinci parti olmaktır. Peki uzun mesafe var dediniz ama önümüzdeki siyasi takvim Ulusal Parti kurultayı var. Eylül-Ekim olacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Erken yani seçimin 2027'de olacağı şeklinde bir durum var. Siz olayları dışarıdan da gözlemleyebilen, biraz halkın içinde olmayı seven birisiniz. Erken seçim beklentiniz var mı? Yani ben kesinlikle hükümet performansı nasıl bunu görmüyorum. Yani neden görmüyorum? Aslında bu topyekün benim siyaset içerisinde olsam da eleştirdiğim bir durum. Kendimizi de içine katarak söylüyorum. Her zaman aynı cümleleri kullanıyorum. Bu ülkede siyaseti değiştirmemiz lazım. Siyaseti değiştirmeden bu sistemi tamir değil düzeltmeden, topyekün düzeltmeden aslında aynı şeyleri yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, ana muhalefet partisinin geçmiş süreçte son 10 yıl içerisinde iktidara geliş sayısına baktığınızda, efendim bu kurum ve kuruluşları, bakanlıkları yönetmelerine baktığınızda, bugün tamir edemedikleri neyle ilgilendiler o anda? Yani bunu mecliste sürekli yaşadık biz. İçerideyken kürsüye çıkıyorlar. Birisi çıkıyor, Ulusal Birlik Partili iktidardayken işte itiraz ettiğinde o cevap veriyor. Sizin döneminizde de böyleydi. Diğeri hükümete geldiğinde yaşadık bunların hepsini. Yani dörtlü hükümeti, ikili hükümeti, Halkın Partisi, efendim Ulusal Birlik Partisi'ni yaşadık bunları. Hepsi aynı şeyleri ifade ediyorlar. Yani senin döneminde de o olduydu diye ifade ediyorlar. Bugün erken seçimin hiçbir şekilde mevcut halde ülkeye bir getirisi yok. Dolayısıyla ben erken seçimi ihtiyacını görmüyorum şu anda. Ülkenin ihtiyaç duyduğu tek şeyin bir değişimin yol taşlarını dizmek gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bunun da önümüzde en azından normal seçim süresine kadar yeteri kadar bir zaman olduğuna inanıyorum. Ve bu hükümetin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz de şu anda parti olarak yani bu birleşim sonrasında bir anda kendimizi şeyde bulduk. Yani o üçlü hükümetin bir parçasıyız. Yani bu partinin genel başkan yardımcısı olduk birleşim neticesinde. Ama şimdi bu eksiklikleri ifade etmemiz gerekiyor tabii ki. Yani bu sistemsel eksiklikleri bu yeterli sürede düzelteceklerine inanıyorum.
Ama dediğim gibi bir erken seçim bekliyor muyum? Ya da ihtiyaç var mı böyle bir şey? Ben erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Siz yani YDP hükümetteyken de yani aslında sistemin sorgulanması gerektiğini ya da bir takım unsurların düzelmesi gerektiğini sürekli söylediniz. Her zaman söylüyorum. Belki tekrar olacak ama ben yani bu anlamda sizin düzelmesi gereken dediğiniz unsur nedir? Yani sadece siyasi partiler arasında ittifakı resmileştirerek bir düzelme olacağını mı düşünüyorsunuz? Değil tabii ki. Ben bunun ilk adım olarak açılımını yapıyorum. Seçim barajının arttırılmasını, seçim barajının arttırılmasından dolayı küçük siyasi partilerin haksızlığa uğramaması adına ittifakların önünün açılması gerektiğini, karma oy sisteminin kalkması gerektiğini bunları ifade ediyorum. Bunları ifade ederken bu yapılan adımın da bu ülkedeki bir sistem değişikliğine bir zemin hazırlayacağını görebiliyorum. Ve bunu 6 yıldır neredeyse ifade ediyorum. Yani buradaki değişim sadece bu değil. Bu sadece bir hazırlık olacak. Çünkü mevcut bu yaşanan durum, ifade ettiğim şeyler gerçekleşirse bir siyasi istikrar olacak ve bazı bloklar oluşacak siyasi partiler arasında, Türkiye'de oluştuğu gibi. Ve bu nokta bizi başkanlık sistemine götürecek. Evet. Yani benim yegane savunduğum gerçek başkanlık sistemidir. Ancak başkanlık sisteminde bizim insanlarımıza bir biz herhalde millet olarak biraz alışmışlıklarımıza çok bağlıyız. Yani efendim biz bir eve gittiğimizde, oturmaya gittiğimizde, en son o eve gittiğimizde hangi koltukta oturursak ikinci gittiğimizde de orada otururuz. Biz böyle bir milletiz yani. Dolayısıyla alışkanlıklarımıza çok bağlıyız. Bu sebeple kötü de yaşasa vatandaş başkanlık sistemi dendiğinde kendinde bir çekimserlik görüyor. Ama ben şunu ifade ediyorum. Tıpkı Türkiye'deki gibi bir başkanlık sisteminden bahsetmiyorum. Ya da tıpkı Fransa'daki gibi işte bir yarı başkanlık sisteminden bahsetmiyorum. Biz aslında kendi şahsına münhasır bir şekilde bir başkanlık oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Ama bunun gerekliliğini kime sorarsanız herkes inanıyor. Ancak adım atmaya geldiğinde herkeste bir çekimserlik var. Evet. Yani mesela bunun işte bu sistem değişikliğine giderken yoldaki o yola dizilecek taşların da bir tanesinin, birkaçının işte o anlattığım şekildeki siyasi partiler arasındaki düzenleme olduğuna inanıyorum. Yani bunlar yapıldığı takdirde işte o zaman devletin elinin güçleneceğine inanıyorum. Devletin bizim zaten en büyük problemimiz bizde halk güçlü, devlet değil. Vatandaş güçlü. Bugün yapılması gereken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini güçlendirmek. Devlet halkından daha güçlü pozisyonda olmadığı süre içerisinde biz bu sorunları yaşamaya devam ederiz. Bizim siyasetimizi vatandaş bir kişi yönlendirememeli. Bizim ülkemizdeki kurum ve kuruluşlar arasında ki kendi kişisel gücüyle birileri oraları domine edememeli. Bizim siyasetimize müdahale edememeli. Zaten bizim sorunumuz burada. Dolayısıyla güçlü bir yapıyı, siyasi istikrarı oluşturamazsak işte o market fiyatlarını kontrol edemeyiz. Elektronik etiketi çıkartırız devlet olarak ama onun kontrolünü yapamayız. Kontrolünü yapsak onun cezasını kesemeyiz. Yani anlatmak istediğim güçlü bir devlet, güçlü bir hükümet. Bunu sağladığımız takdirde biz çözüm bulabiliriz. Bunu da önümüzdeki süre içerisinde yapacak kadar bir zamana sahip olduğuna inanıyorum bu hükümetin. Bu sebeple erken bir seçimin herhangi bir değişiklik yaratmayacağını vatandaş açısından görebiliyorum halkın arasında olan bir kişi olarak. Bu sebeple bugün bir erken seçim kelimesinin bile telaffuzunu doğru bulmuyorum ben. Ha bu arada özür dilerim. Yani şunu da söylemek isterim. Bugün bu pazar günü seçim olsa affedersiniz. Çok net ifade ediyorum. Bu pazar günü seçim olsa bu ülkede bundan en çok faydalanacak siyasi parti Yeniden Doğuş Partisi'dir. Yani bugün biz bu pazar seçime gittiğimizde buna en hazır siyasi partiyiz. Örgütleri şu anda en dinamik olan siyasi parti Yeniden Doğuş Partisi. Bugün kurultayından dolayı en dinamik olan üyeleriyle beraber en dinamik olan Yeniden Doğuş Partisi. Bugün birleşmeden dolayı iki siyasi partinin birleşmesinden dolayı geçmiş süreçte bu partinin kurucularının içinde bulduğu
2011 kişinin istifa ettiği ve bunlarla beraber dışarıdan Demokrat Parti'den, Halkın Partisi'nden, bu partilerin en üst düzey yetkililerinden, parti meclis üyelerinden toparlanmış bir Milletin Partisi'nin de birleştiği bir yeniden doğuş partisinden bahsediyoruz. Bu pazar günü bu seçim olsa bu ülkede oy olarak oyunu en fazla arttırmış olan siyasi partinin temsilcisi olarak bunu söylüyorum ben. Çünkü burada Yeniden Doğuş Partisi'ne göre, Yeniden Doğuş Partililere göre önce devlet, daha sonra kendi siyasi partileri, daha sonra kendi siyasi çıkarları. Dolayısıyla erken seçimin telaffuzunu ben doğru bulmuyorum. Sizin yani Yeniden Doğuş Partisi'ne ile birlikte hareket etmeniz, Yeniden Doğuş Partisi'nin hükümet üyesi olması ne katar sizce bu hükümete? Bir denetim mekanizması mı katar, farklı bir güç mü katar? Ne katar sizce? Yani tabii şimdi siyasette büyümeyi kontrol etmek çok önemli. Evet. Büyümeyi kontrol etmek de güçlü siyasi karakterlerden oluşur, tecrübeli insanlardan oluşur. Bugün bir Turan Büyük Yılmaz'ın tekrar bu partiye dönmüş olması, efendim bugün bir Bertan Zaroğlu'nun bu partiye dönmüş olması elbette ki bu partideki nizam ve düzen noktasında çok olumlu katkılar yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sevgili Turan Büyük Yılmaz da, yani biz üçümüz zaten bu partinin ilk kurulumunda bulunan kişileriz. Evet. İlk üçten bahsedersek, yani işte ilk dörtten bahsedersek, işte Eyüp Komutan gibi isimler var bizde mesela, Eyüp Çatalkaya. Onlar da dönmüştür partiye mesela. Onlar da ağabey rolünde bu partiye çok olumlu şeyler katacaklardır. Yani bu birleşim, bu eski dargın olan insanların, herkesin bir araya gelmesi elbette ki bu partide nizam ve düzen noktasında çok olumlu katkılar yapacaktır. Bugün geldiğimiz noktada tabii mesela biz bu partiye yeni gelen insanlar değiliz. Yani biz bu partiyi kurarken şu an bu partinin belki de en üst noktalarında olan arkadaşlarımız bu partide değillerdi yani. Efendim bazı ilçe başkanları, bazı parti meclis üyeleri, bazı MYK üyeleri bu partide yoklardı. Bugün Turan Büyük Yılmaz bugün gelmiyor yani. Geçmişte aslında bu partiyi kuran birisi. Dolayısıyla böyle bir entegrasyonda da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu partiyi kuranlar bu partiye geri döndüler. Kendi evlerine döndüler. Dolayısıyla bu nizamı da sağlayabileceğimize, bu düzeni oluşturabileceğimize inanıyorum ben. Burada ciddi yani samimiyetle söylerim. Ben elbette biraz sorgulayıcı olmakla birlikte kırıp dökmeden ya da bir şeyleri yani anlayabiliyorum. Siz takip de ediyorum yakında. Çoğu zaman Yeni Doğuş Partisi'ni takip ediyorum. Erhan Başkan'ı da takip ediyorum. Zaman zaman konuk da alıyoruz. Burada tabii yani bu şimdiki partiyi yönetenlerin çoğu biz partiyi kurduğumuzda burada yoktular diye. Ve bu yeni, yani yeni yönetim anlayışında bu biraz daha sizin yani bir ortak bir düşünce anlayışının hakim olacağını anlıyorum ben buradan. Çünkü görmedim ben, evet siz sözcü oldunuz ama diğer mekanizmaları çok görmedim. Yani parti meclisi dağılımını çok irdelemedim, bilmiyorum yani. Ama bu açıdan yani nasıl bir dengeye oturacak Yeniden Doğuş Partisi'ne çok merak edilen konulardan biri bu. Bir de tabii geçmişte yaşanan sert tartışmaların bıraktığı bir tortu var mıdır? Bir şey var mı? Yoksa tamamen sünger çekilmiş midir? Yani en küçük bir noktada, çünkü bu noktada basının gözü biraz YDP'de olacaktır diye düşünüyorum. Yani yapılacak olan açıklamanın, sözlerin bir yerden bir kıvılcım ilerleyecektir diye düşünüyorum. Siz bu konuya çok hassasiyet gösteriyorsunuz. Onu takip edebiliyorum. Erhan Başkan da ifadelerinde çok seçerek ve onu da dikkat ediyorum. Bu anlamda ne diye düşüneceğiz, ben merak ederim. Elbette ortada bir hassasiyet var. Çünkü geçmiş süreçte yaşanmış, insanların birbirini eleştirdiği, bir ayrılık yaşadığı bir süreç var. Ancak olaya hep kötü taraftan bakıp olayı kaşımaya çalışan insanların varlığını hem Erhan Bey, hem ben, hem Turan Bey çok iyi idrak edecek kadar tecrübeli politikacılarız diye düşünüyorum. Evet. Bunları da geçmiş süreçte tecrübe ettik. Dolayısıyla bu hassasiyet bundan kaynaklı. Ancak bir tortu var mı geçmişten kalan? Kesinlikle olmadığını ifade ediyorum. Nitekim bugün partinin, iki partinin birleşmesinden ziyade Turan Bey'in varlığıyla beraber
hep beraber bir araya gelip kitle toplantılarına katılıyoruz. Bir kurultay yaşadık. O kurultay alanında meydandaydık orada. Yani üyelerimizle kucaklaştık. Böyle bir sorun yok. Yani insanların sadece o birlik ve beraberliğe olan sadakatiyle zaten bir dip dalgayla Erhan Bey bu seçimi kazanmıştır. Çok net söylüyorum. Bu bir dip dalgadır. Yani bu partinin kurucularını aynı noktada beraber yan yana omuz omuza el ele gören Yeniden Doğuş Partisi o üstteki tavandaki yöneticilerine sahip çıktı. Evet. Ve bir dip dalga oluşturdu ve çok büyük bir oy farkıyla seçimi tamamladı Erhan Bey. Dolayısıyla ne tavanda ne yukarıda bu partinin yönetiminde bulunan insanlar arasında, geçmişte beraber hareket eden insanlar arasında bir sorun, bir sıkıntı yok. Evet. Ve yeni yöneticilerle, işte o eski yöneticilerin, özellikle bunu ifade ediyorum, arasında o kaynaşma noktasında da bir problem yok. Çünkü herkes hak edene hakkını teslim ediyor. Yani bu ülke küçük bir ülke. Bu partide yaşanılan hakikatleri hepimiz biliyoruz. Bu partiye kimin ne kadar mücadelesinin, emeğinin olduğunu biliyoruz. Zaten Yeniden Doğuş Partisi'nin tabanı bir de bu konudan reaksiyon gösterdi mesela. Yani Talip Hocam'ı da efendim kendi etrafında işte öncü tutmak isteyen ve iteklemeye çalışan bazı arkadaşların bu parti içerisinde hiçbir emekleri ve mücadeleleri yoktu. Dolayısıyla böyle bir reaksiyonla karşılaştılar. Ve bu birlikteliğin oluşmasını aslında Yeniden Doğuş Partisi Talip Hocam'a borçludur. Yani Talip Hocam eğer çıkıp böyle bir pozisyonda hareket etmemiş olsaydı, bazen hani hayırda şer, şerde hayır gizlidir denir ya. Evet. Gerçekten bu çok büyük bir hayra dönüşmüştür yani. Eğer buna kötü yönden bakarsak. Ancak genel olarak dediğim gibi bu dip dalganın oluşması Yeniden Doğuş Partisi tabanının yöneticilerine, bu partinin kurucularına sahip çıkmasıyla, kurucu genel başkanına sahip çıkmasıyla oluştu. Dolayısıyla biz aynı noktadayız. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Yaşanmış şeyler. Bunlar olacak, olabilir. Yani şimdi kim diyebilir ki ya tamam geçmişte birbirinizi eleştirdiniz. Yaptığımız eleştirine şey mi yapıyoruz? Yani ben diyorum ki geçmişte yapmış olduğum eleştirilerin arkasındayım. Bundan atmış olduğum bir geri adım yok. Erhan Bey de çıkıyor diyor ki biz geçmişte birbirimize karşı kırıcı olduk. Yani kişisel aramızda. Dolayısıyla bazıları bunu kaşımaya kalkıyorlar. Zaten sorun burada. Yani bugün baktığınızda bir ayrılık yaşayan ilk insanlar değiliz biz. Anlaşamadık. Yani yöntemde hata vardır, doğrudur, eksiktir, yanlıştırdan bahsetmiyorum. Bugün baktığınızda Ulusal Birlik Partisi'nde Tahsin Ertuğruloğlu ayrılıp parti kurup daha sonra gelip bakan olmadı mı bu ülkede? Sayın Zorlu Töre efendim başka bir siyasi partiye gidip gelip meclis başkanı olmadı mı? Sayın İrsen Küçük başka gidip parti kurup gelip bu partide başbakan olmadı mı? Sayın Hasan Taçoy kendi partisini hükümetten düşürüp başka partiye gidip gelip bu partide bakan olmadı mı? Yani devam edip daha fazla söylemek istemiyorum ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Ulusal Birlik Partisi arasında milletvekili değişimi olmadı mı mesela iskelede? Daha sonra bu abimiz meclis başkanlığı yapmadı mı? Yani Allah aşkına şimdi bir şeyi söylerken bir şeyi kaşırken doğru yerden, yani vurmaya çalışacaksanız doğru yerden. Yoksa siz bizi demir kabul edin, demir çiğnenmez yani. Bizi çiğneyemezler yani. Biz buna müsaade etmeyiz. Bizim dostluğumuza, arkadaşlığımıza, yaşadığımız soruna, sıkıntıya üçüncü bir kişiyi sokmayız yani. Aramızda yaşandı sorun, eleştirdik, karşılıklı cevaplar verildi ama yani çıktı bu insanlar diyor ki ya olan oldu, biten bitti, biz kucaklayıcı olacağız. Yani Turan Büyük Yılmaz çıkıyor diyor ki biz kucaklayıcı olacağız. Evet. Erhan Arıklı diyor ki biz kucaklayıcı olacağız. Bertan Zaroğlu diyor kucaklayıcı olacağız. Diğer taraftan yani partiyi çok seviyorlarmış gibi davranan belli gruplar, aa bunlar eskiden birbirlerine şunları demişlerdi. Ya bunları bıraksınlar ya. Bunlar değil. Ülke için, ülke menfaati için, bu partinin menfaati için biz geçmişte yaşanılan her şeyi unuttuk. Partimizin tabanına sahip çıkacağız.
Partimizin tabanı bize sahip çıkacağız, çıkacak. Biz de bu ülkedeki bu kronikleşmiş sorunları çözmek için mücadele edeceğiz. Sadece bu kadar. Cumhurbaşkanlığı seçiminin YDP kurultayıyla ilgili zaman zaman etkili olduğu iddia edilir. YDP'nin bu konuda takınacağı tavır belki daha çok erkendir. Ama ben biliyorum siz bu konularda biraz tecrübelisiniz. Yani sizce Cumhurbaşkanı seçimine doğru ne olur? Yani şimdi Allah korusun Cumhurbaşkanımız timsah kuyruğundan tuttu. Ona da bir şey olmasın da. Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı esprisine söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı bizim en hassas, en önemli olduğumuz nokta. Çünkü bu siyasi partilerin varlığını oluşturan ana sebep, ana unsur Kıbrıs davası. Kıbrıs davası Türk milletinin en özellerinden birisidir. Dolayısıyla bu en özeli yürütecek, bu en özeli en doğru noktaya taşıyacak kişi Cumhurbaşkanı'dır. Başta olmak üzere. Bu da yeniden Doğuş Partisi'nin kuruluş felsefelerinden birisidir. Kıbrıs aşkı, Kıbrıs davası. Dolayısıyla elbette ki Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim açımızdan çok önemlidir. Birileri başka yerlerde, başka masalarda oyun kurmaya çalışabilirler. Biz bu oyunu bozarız. Bugün bozduğumuz gibi. Bugün nasıl bir aradaysak ve oyun bozuyorsak, yarın başka birileri başka masada bir oyun kurarlarsa biz o oyunu da bozarız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı elbette ki yaraların kaşındığını, bu birlik ve beraberliğin, çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici faktör yeniden Doğuş Partisi'dir. Yani geçmişte olduğu gibi biz işte o gün buna öncülük eden Sayın Genel Başkan Erhan Arıklı, Sayın işte Genel Başkan, Genel Sekreter Turan Büyük Yılmaz ve Bertan Zaroğlu, bu oyunu bozmak için mücadele edenler bugün yine bir aradalar ve bugün bir oyun bozuldu. Aslında bu bozulan oyunda kurultayın ilgisi, o masalarda oyun kuranların masasını başına geçirdik biz. Ama burada suçlu diye ifade edilen, birilerinin yarayı kaşıdığı Talip Atalay değildir. Bu oyunu kuran Talip Atalay değildir. Bu oyunu kuranlar, bu insanlarla, bu insanların yanındaki kişilerle alakalı bir şeyler planlamış olabilirler. Erhan Bey de zaten konuşmasında, kurultayda bunu ifade etti. Ama bunu yine aynı kişiler, bana göre, yine aynı odaklar, bu birliği bozmak için, Talip Hocam'ı bizden kopartmak için, efendim bizi birbirimizden kopartmak için yine masalarda oyun kuruyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Evet, bu oyunda bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı kurulduğunu ben de ilk defa Erhan Bey'den sonra söylemiş olayım yani. Buna müsaademiz olmayacak ama. Tabii yani bu... Tekrar konu Talip Hoca'ya ben dönsün istemiyorum ama... Başından soracağım. Bir de şu var. Size sormuşlar. Okuduğunuz sanırım. Siz de Bertan Bey'e sorar mısın? YDP'ye karşı saldırının sebebi nedir? Korku nedir? Altta yatan sebep nedir? Okan Erdem demiş ki Sayın Bertan Başkan cevabı vermiştir diye. Ama Sayın Başkan buradayken, yani siz buradayken nedir YDP'ye saldırıların sebebi? Yani yeniden Doğuş Partisi... Saldırı denen unsur nedir? Yani bunu ifade edenin kimin olduğuna bakmak lazım ve cevaben bunu bir açıdan veremeyiz yani. Bugün mesela siyasi partiler arasında yeniden Doğuş Partisi'ne önümüzdeki süreç içerisinde ülkenin en önemli aktörlerinden birisi, hükümetin kurulabileceği belki de en güçlü aktörlerinden birisi olduğu için saldırı olabilir. Yeniden Doğuş Partisi'ne Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu ülkenin sigortası olan bir siyasi parti olacağı için saldırı olabilir. Yani buna birkaç açıdan olabilir. Soruyu soranın hangi amaçla sorduğunu anlamak lazım cevap verebilmek Anladım. İçin. Yani Talip Atalay'ın durumunun şöyle bir özelliği var. Sadece YDP'nin gücüyle değil, hükümetin rakamsal açıdan da eğer ayrılırsa
ya istifa eder mi etmez mi ya da ne olur? Burada bir matematiksel hem bir siyasi denklem var, bir de matematiksel denklem var. Nedir görüşünüz? Merak ederim ben bunu. Yani matematiksel bir denklemde hükümetin bozulması adına etkileyici bir durum söz konusu olmaz bu. Ancak bundan evvel konuşulması gereken şey var. Buyurun. Talip Hoca neden böyle bir şeyi yapsın ki? Neden ayrılsın? Ona direkt olarak yapılmış kötü bir suçlama mı var? Yani ben daha ötesini söyleyeyim. Ya benim yaşamış olduğum kurultayda Erhan Bey'le geçmişte Sayın Genel Başkan'la yarıştığımızda benim şahsımla ilgili iddia edilenlerden daha ağır söylemlerden bulunuldu Talip Hoca. Nedir onun ayrılmasını gerektiren şey? Böyle bir şey aklının ucundan bile geçiremez. Geçirmemeli. Yani bugün biz de bütün her şeyi üstünü kapatarak bu noktadaysak, belli bir hedef ve amaç uğruna buradaysak ve bu mücadeleyi veriyorsak, nefsimize yenilmiyorsak Talip Hoca'nın yenilme lüksü yoktur. Yapamaz bunu. Onun için biraz elbette ki yani düşünecek, yani dinlenecek, üzülecek, yani bunu fırsatını vermemiz lazım. Onun yanındaki arkadaşlar da ben zaman zaman konuştuğumuzda söylüyorum yani. Biz hep beraber güçlüyüz. Ayrılıktan sonra yaşadığınız şeyler hiçbirinizi mutlu etmeyecek. Dolayısıyla çok zor bir sürece girmiş olacaksınız ve savrulacaksınız. Bunları yapmayın. Biraz sabrınızı muhafaza edin ve biraz bekleyin. Yani zaman içerisinde bu kervan dizilecektir. Çok net söylüyorum, bu kervan dizilecektir ve hedefine ulaşacaktır. Dolayısıyla Talip Hocam da bir vakit sonra kafasını topladıktan sonra sırt sırta, omuz omuza biz bu mücadeleyi vereceğiz. Bu halk, bu dört kişinin de öncülüğünde bu fotoğraf karesini görecek ve tabanımız da bizi daha fazla başarıya sürükleyecektir diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani eklemek istediğim bir şey, birlik ve beraberliğimize gölge düşürmeye çalışan, bu işi engellemeye çalışan, bu yaraları kaşıyan arkadaşlar beyhude çaba içerisindeler. Bunu net olarak ifade etmek isterim. Biz hep beraber bu yolu ülkemiz için yürüyeceğiz. Kendi nefsimiz için değil. Bunu söylemek isterim. Ben size çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sesinizi de daha fazla zorlamadan çok sağ olun. Keyifli bir sohbetti. Yeniden bekleriz. Sizi de. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Konuşalım. Konuşmaya devam edelim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Sayın Berkan Sarıoğlu, ki sanırım bu görevi almasının sonunda ilk kez bir ekrana çıktı. Yani birleşme sürecince ekranlarda davet edildi. Bu görevi sonrası ilk kez bir parti sözcüsü olarak, ki parti sözcülüğü bizde yeni kurulan bir mekanizma. Bize çok alışık olduğumuz bir mekanizma değil, ancak gelişen siyasi dünya içerisinde Güney Kıbrıs'ta da, Türkiye'de de pek çok örneği var. Parti sözcülüğünün, bu anda da Bertan Bey, kendisine teşekkür ederiz ve söyledik. Yeniden bekleriz. Gelsin, konuşalım. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.